Uzun zamandır böyle güzel gün geçirmemiştim. Yani biz bize olmayı özlemişim. Şu mesele. Feriha yok, ferahladım diyorsun yani. Yok. Ne alakası var? Feriha kim ki benim keyfimi kaçırsın? Koray. Emir'le ne durumda onlar? Yok artık. Oldu olacak de çıkar cımbızını kaşlarımın ortasına al. Ben senin kız arkadaşın mıyım kızım ya, dedikodu yapacağım seninle? Hı hı. Hiç yapmadığın şey zaten. Yok bebeğim, ben bıraktım o işleri. Ben vallahi bile hiçbir şey bilmiyorum. Hem kendi geliyor istiyorsan ondan sonra. Bana bak. O gıcık kızın F harfi çıkarsa ağzından kalkar giderim. Selam. Abi kardeş. İyidir abi. Ay. Ya saçmalamayın, ne İngiltere'si. Vallahi ben bu kış üşümeyeceğim, tropik takılacağım. Panama, Survivor. Bak bir Oğuzhan abi varmış, adaya tekrar geri döndü diyorlar ha. Koray. Emir, biz Panama'ya gidiyoruz. Koray'la Survivor'da katılacağız. Sen de gelecek misin? Ha? Olur olur. Ben de uyarım sizi. Arayıp çağırsana şu kızı. Ne diyorsun anda ya? Feriha'yı diyorum. Yani sabahtan beri etrafına bakınıp duruyorsun da. Of anne. Yine saracaksın sen. Ya gün içinde ben sizin kadar Feriha demiyorum. Feriha? Bu ne şimdi? Vallahi bu durumla ilgili birbirini yalanlayan iki tane atasözümüz var. Sen anladın hangileri olduğunu. Artık hangisi işine gelirse. Esman görmezden geldi bize. Merhaba. Buyurun. Bir bayçaklık moka lütfen, serin bir kupada. Tabii efendim. Merhaba. Merhaba. Dün seni aramıştım. Biliyorum, dönemedim. Arkadaşın nasıl? İyi mi? İyi. Neyse. Görüşürüz o zaman. Okula gelirsen. Gelmiyormuş. Sordun mu? Sormadım. Dünya gerçekten kadınların parmağının ucunda dönüyor. Tabii. İşini bilenlere. Hande. Senin yaşından fazla işini bilen kadın tanıdım ben. Sen beni düşünmeyi bırak da kendi dünyanı döndürmeye bak. Tabii canım. Sen Emir Sarrafoğlu'sun. Ben bile kendi hemcinslerimi senin kadar tanıyamam. Kaç gece oldu? Vallahi ben pek sayamadım. Aman de kesin takvimleri işaretlemiştir. Hadi o zaman kalkalım. Evet, arayı kapatalım o zaman. Ünal abi değil mi? Yakışır. Yanındaki kaç yaşında, liseli falan mı? Yok be. Vardır en aşağı bir 19-20'si yine. Her zamanki gibi çok güzelsin be. Teşekkür ederim. Sen de olmasın Ünal abi. Hanginiz Emir'in şoförlüğünü yapıyor bakayım? Emir Bey, içkiniz. Oo, Ünal Bey. Garsonla mı başladınız? Bizim babamız sizinki gibi değil de Emir Bey.
Biz çok küçükken paranın ne kadar zor kazanıldığını öğrendik. Bankadan aradılar. Çok şaşırttın beni. Kendi ayaklarımın üstünde duruyorum işte. O zaman bu da benden. Size iyi eğlenceler. Yaramazlık yok ama. Gözüm hep üstünüzde. Adam resmen idolüm ya. Oğlum ben senin yerinde olsam bizimle 5 dakika takılmazdım. Babanla takılırdım. Hayat bunun babasında be. Koray. Hı. Bir Nebahat Çehre, bir de Ünal abi. Vallahi hakiki öz Benjamin Button'lar. Emir. Ne haber Sevde? Buralardasın hala. Sen de öyle. Ben Milano'daydım. Bu sabah geldim. Ama eksikliğimi hiç hissetmemişsin bile. Ha, tatildesin yani. Sayılır. Birkaç gün sonra gideceğim. Oraya yerleşmeyi düşünüyorum. Giderken kötüydüm biliyorsun. Beni buraya bağlayacak hiçbir şey yoktu. Bu ne ya? Sevde. Hı, Sevde. Sen hep orada yaşamak isterdin zaten. Öyleydi ama şimdi seni misafir etmek istiyorum Milano'da. Nereden çıktı şimdi bu? Sevdi, sen hala yaşıyor musun? Ben de. Sen hala bunların arasında yalnız mısın? gidiyor muyuz? Nereye? Milano'ya mı? Milano'yu şimdilik buradaki evime taşıdım desem. Ha. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. İşte. Feriha'nın da sonu bu kadarmış. Tabii Emir Bey. Seni çok özledim. Taksi geldi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Koray. Başım çatlıyor. Aa, benim de başım çatlıyor ya. Midem de çok kötü. Yani bir daha hafta içi asla dışarı çıkmayacağım. Emir yok değil mi? Yok. Bir yana da. Sabah sabah hiç çekilmiyorsun biliyorsun değil mi? Ha. Şimdi o kız onu bırakmaz da. Yani kahvaltı hazırladım, film koydum. Yani başlamıştır gene evcilik oyunlarına. Hayatımı karıştırıyorsun. O Selda, bu Sevde. Bunun oyunu başka.
Hani bir şey de bilmesen olmuyor değil mi? Yani o zamanlar sizden telefon beklerken siz de arkalarından böyle konuşuyorsunuz. Saçmalama be kızım, ne konuşması? Her şey ortada zaten. Hem biz hiçbir kız hakkında hiçbir zaman hiçbir şey söylemedik. Bize yakışmaz. Emir de eski sevgilisiyle buluştuğuna göre geç gelir artık. Beklememize gerek yok. Yok bebeğim, sen gerçekten çok tehlikeli bir kadınsın. Garanticiyim diyelim canım. Aa, Emir baksana Koray. Yeni araba yapmış. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ya birader, eskisi gibi olamaz ama bu da çok güzel, hayırlı olsun. Oo, yakışır Emir. Yaptın yine yapacaksın. Islatmak lazım bunu. Hop, orada durun abi. Baba parası değil bu sefer. Ünal abi değilse nereden aldın sen bunu? Banka kredisi. Bir dakika. İhtiyaç kredisi mi? Söyleseydin biz de kefil olurduk. Krediyi nasıl ödeyeceksin kardeşim? Baba bank yine, yeme bizi. Takır takır kendi paramla ödeyeceğim. Aman dikkat et de bunu da kaptırma bari. O enayilik bir kere olur. Ne oldu o iş? Sigorta yalan oldu değil mi? Herif zararı karşılayacağız dedi. Hangi herif? Hırsız mı? Tamirci. Neyini satacağı belli. Babası bize düşer dedi. Biz de bekliyoruz. Ya gariban adam, nereden çıkarsın, neresinden çıkarsın o kadar böyle? Aslında acıdım çocuğa. Babası da gariban, biz ödeyeceğiz deyince bunun da rengi iki ton attı tabii. Hiç kusura bakma güzel kardeşim, ben bu meselede kesinlikle Ünal abiciyim. Ya sen kız gibi arabayı açlıktan nefes kokan garibana bırakıyorsun. Arayıp sormuyorsun, ne bekliyorsun? Yazık lan, hevesini almış mı bari? Emniyette adamın cebinden benim arabanın resmi çıktı. Süper süper. Garibanın rüyaları gerçek olmuş. Çok komik değil mi? Feriha? Geçmiş olsun diyeceğim ama garibanlara rüya yorumu yaptığına göre geçmiş anlaşılan. Darısı onların başına. Muhabbete inanamazsın. Az önce öyle bir bomba kaçırdın ki. Ne oldu? Şu Feriha az önce yukarıda bomba oldu. Emir'in üstüne patladı. Oo Feriha. Aramıza dönmüşsün. Öyle oldu. Ya. Bayağı da gürültülü olmuş. Neyse. Doğru yoldasın. Bunu söylemek istedim. Ne demek bu? Burslu Etiler kızı. Hem güzel hem duyarlı. Ötekilerin hakkını savunuyor. Sıkı numara. Tabii biraz şeker, biraz baharat. Tebrik ederim. Yani böylesini daha önce hiç görmedim. Beğendiğine çok sevindim. Senden takdir görmek çok hoş. Ama şansını fazla zorlama istersen. Çünkü beni gerçekten tanımıyorsun. Hadi gidelim Günce. Bay bay. Sana inanamıyorum. Tam onların dilinden konuştun. Bravo. Tanımıyorum. Ama çok yakını tarayacağım Feriha. Neyi bekliyoruz? Hadi çıkalım artık. Bir şey beklemiyoruz tatlı. Ne oluyor size? Hı? Ben gittim, görüşürüz. Görüşürüz. Nereye ya? Bir şey oldu yok ya. Siz neler çeviriyorsunuz? Bir dümen çevirdiğiniz belli. Neyse. Bowling'de alırım ağzından artık bu lafı. Anne ben gelmiyorum desem. Şaka değil mi Koray?
Pinokyo. Tam senlik. Bulmuşsun oyuncağını. Çifte kumrular konuşup anlaşmış mıdır acaba? Hı? Günce, ben sana bir taksi çağırayım mı? Biliyor musun? Böyle yataktan çıktıktan sonra yemek yesek, sohbet etsek filan. Ertesi gün elimde bavulumla dayanmam kapına, merak etme. Ya ben senin daha fazla kalbini kırmamak için ne kadar zorlayacağım kendimi? Yok. Zahmet etme sen. Böyle her çağırdığımda geliyorum ya, kalbim kendi elinden kırılıyor zaten. Selam. Pande. Ne o? Sürpriz mi oldu? Yok canım, ne sürprizi? Gerçekten anlamayacağımı sandınız değil mi? Neyi anlamayacağını sandın? Sırrınızı biliyorum. Neymiş sırrımız? Ya yapma Koray. Salak mıyım ben? Hadi bana bir kahve yap. Tamam geç. Ben sana bir kahve yapayım. Ben üstümü değiştireyim. Kahveni yapalım, tamam. Bir dakika ya. Sen niye panikledin böyle? Yoksa yatak odanda benden sakladığın başka bir sırrın daha mı var? Anne! Bu ne ya? Çeşit falan olsun diye mi? Bak. Bence bunu unutma. Yarın okula gelirken lazım olur canım. Neyse. Ben sizi yalnız ve rahat bırakayım. Bye bye. Anne. Görüşürüz. Anne. Biliyor musun? Bu sana bile yakışmadı Koray. Sana bile. Neymiş bana yakışmayan? Ben mi dedim gel biz bas diye Hande ha? Ay bilerek gelmiş buraya. Anlat diye gelmiş ya. Hastasınız siz. Hasta. Feriha'yı ara. Ne Feriha'sı ya? Ya Feriha'yı ara dedim sana. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Çekmiyor. Hadi giyin gidiyoruz. Hadi giyin. Pes valla. Biz de Emir okuldan biriyle takılmaz biliyorduk. Arkadaş artık aşmış. Bildiğin fantezi durumları yani. Sen neden bu kadar keyiflendin bunların bu amfi macerasına? Bir düşün bakalım. Feriha sınavı geçti. Emir erken mezun etti onu. Okulda uzun bir gece. Feriha artık sıradan. Ama bu kızların da kaderi bu işte. Gündüzleri sıra dışı takılmak. Geceleri ise sıradana bağlamak. Niye gelmedi yanımıza? Ne oldu? Yüzüme bakamayacak kadar utandın mı? Yoksa hazırlıksız yakaladığım için suçlusu ben mi oldum? Hande, sen dün başka kimleri hazırlıksız yakaladın? Hı.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.